Yurtbay Seramik. Sayın seyirciler, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Naz, Çağcuma ilçesi Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mithat Gülşen'e ziyarette bulunarak taziyelerini iletti. Kaymakam Yaman, köprü faciasında kayıp olan vatandaşların yakınlarına sahip çıkacaklarını ifade ederken, Başkan Gülşen ise acılarının büyük olduğunu vurguladı. Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Naz, Ereğli ve Çağcuma Muhtarlar Derneği Başkanları ile birlikte Çağcuma Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti. Naz, ilçede yaşanan köprü faciası nedeniyle başsağlığı dilemek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayıp yakınlarının çocukları için Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nün bir çalışma başlattığını ve ailelerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Kaymakam Hasan Yaman da gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi. Şimdi o setlenin işlemlerine başladılar, ihale işlemlerine. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda ihalesi yapılacak. Yani yeni köprünün olduğu yerden aşağı ve yukarı doğru karşılıklı 6-6-12 kilometre bir sette yapılacak. İşte yıkılan köprünün yerine de o zaman da bakanlarımız, Sayın Başbakanımız da konuyla ilgilenmişlerdi. Yine yeni bir köprü planlanıyor. Onun ödenekleri, projesi AFAD Başkanlığı'ndan valimiz kanalıyla istendi. Tabii bunlar gidenleri geri getirmiyor ama artık geri kalan kayıp yakınlarının çocuklarıydı vesairesiydi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğümüz de bir çalışma yapıyor. Bunlar, bu çalışmalar işte başlatıldı. Hem çocuklarının eğitim, öğretim, hem geçimine yönelik, hangi sosyal yardım modülünden faydalanabileceğine yönelik İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, sosyal hizmet uzmanı başkanlığında psikologumuz evleri ziyaret ederek onların faydalanabileceği yardım modüllerini de inceliyorlar. O konuda böyle hem psikolojik hem de böyle sosyal destek veriyorlar. Tabii kayıp yakınların her zaman yanında olmamız gerekiyor. Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Naz ve beraberindekiler Çağcuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'i makamında ziyaret ederek başsağlığı diledi. Tekrar başımız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Başkan Gülşen, gündüzleri çalışmaları yakından takip ettiğini, akşamları da baba ocağına giderek acılarını paylaştıklarını söyledi. Köprü bölgesine set yapımının ihale aşamasında olduğunu da vurgulayan Başkan Gülşen şu bilgileri verdi. Tabii devletimiz buradaydı. Kuruluşlarımız burada, siyasilerimiz burada, herkes burada. Şimdi az önce çalışmalara gelecek, çalışmalar geldi. Köprü altında Sayın Valimiz, Sayın DSV Bölge'nin şimdi köprü altında tekrar yeni bir çalışma yapılmasıyla ilgili, vizyonların daha rahat olması açısından bir çalışmayı daha başlatıyoruz. Tabii bir taraftan da tabii devlet oradaki sanatsal ve taşın koruma projeler yapması gerekiyor. O yönde ilgili işte Sayın Kaymakamımız, Valimiz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, işte belediye yetkililerimiz 3-6-6-6-12 kilometre şehir içi sette projesini resmen bu sene yatırım programında olduğunu, kitapçık yatırım programına girdiğini ve ben de gördüm tabii. Talimat verdiler, start verdiler. Yakında o taşkın korumanın da bir şekilde ihalesi olacağı söylendi. Hatta Filos Vadisi'nde kritik noktaların bile gözden geçirip değerlendirmesi gerektiğini 120 kişi varmış olarak. Tabii bunlar yatırım açısından tabii bunların yapılması gereken çalışmalar tabii. Bunlar bir nebze de olsa acımızı yani yatırım açısından tabii yapılması gereken bazı olduğu için hafifletiyor. Tabii acı kolay kolay yapacağız. Kolay değil. İşte bizler de akşamları baba ocağına gidiyoruz. İşte anamızla, bacımızla, diğer amcalarımızla beraber oluyoruz. Akşamları Kur'an okutuyoruz. Gelen giden taziye ziyaretlerimizi yapıyoruz. Allah daha böyle acı ve kederlerden hepimizi saklasın.